Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sophos Firewall'unuzda firmware update nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Bizim yaptığımız firmware update biraz daha kapsamlı. Versiyon 17'den versiyon 18'e geçirdik. Normalde bu versiyon 17'den 18'e geçişte epey bir değişiklik geldi. Fakat yine versiyon 18'in kendi içinde yeni gelen firmware'leri olacaktır. Onlar bu kadar kapsamlı olmasa da yine geçişler olacaktır. Bu videomuzda size versiyon 17'den 18'e firmware update'i anlatacağım. Diğer firmware update'leri de benzer şekilde. Daha önce Cybron'da da benzer şekildeydi. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu bizim karşılama ekranımız. Ben fotoğraflar üzerinden anlatmayı tercih ediyorum genellikle. Daha rahat oluyor. Sophos cihazımızın arayüzüne girdiğimiz zaman bakın şöyle bir kısım var. Kırmızı ile işaretlediğim sağ tarafta. Mouse da üzerinde gezdireyim hatta. Backup firmware diye bir kısım var. Bir numarayla işaretledim. Mouse'u takip edersiniz. Bu sol taraftaki menüden sistem menüsü altından backup firmware tabına tıklıyoruz. Burada daha sonra bu sekmeye tıkladıktan sonra burada backup restore kısmı var. Tabi öncelikle backup almamız gerekiyor. Ben size özet anlatım yapıyorum başlamadan önce. Firmware tabi altında bakın burada versiyonları görüyorsunuz. Şu an versiyon 18'e geçildiği şekilde kenarında aktif sütun altında sıra bir led yanmakta. Bu versiyon 18'e geçildiğini gösterir. Şurada bir de çark, dişli ve döngü işaretleri var. Bunun ne olduğunu da göstereceğim. Bu fabrika ayarlarına döndürür. Bu ise mevcut firmware'in kullanmasını sağlar. Aynı zamanda check for new firmware var. Bunu tıklayarak da yeni bir firmware geldi mi buradan kontrol edebilirsiniz. Check for new firmware'dan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi sırasıyla işlemlerimize başlayalım. Öncelikle güncelleme geldiği zaman özellikle bakın yeni aygıt yazılımı mevcut. Yeni bir üretici yazılımı 18.0.3 MR3 mevcuttur. Cihaz yükseltmenizi şiddetle tavsiye ederiz diyor. Biz cihazımızı aldığımız kalalı 17'de kullanmıştık. İlk gelen versiyonla devam ediyorduk. Şu an yeni bir sürüm geldi. Versiyon 18 diye. Burada haberler var. Bu versiyon 18'e gelen değişiklikleri farklı bir videoda anlatırım. Hemen yükselte tıklayabilirsiniz veya buna çarpıya basarsınız şu kısımda olduğu gibi. Bu ekrana girersiniz. Sağ taraftaki, sol taraftaki menüde backup firmware. Öncelikle yükseltme yapmadan önce ne yapıyoruz? Firmware'imizi bir indiriyoruz arkadaşlar. Backup'ını alıyoruz. Burada apply deyip ben şu an mail olarak göndermeye ayarladım. Kendime mail gönderiyor otomatikman bizim mail adresimize. Veya backup now diyerek cihazınızın yedeklemesini yapabilirsiniz. Yani bu şekilde yedeklemeler yapılabiliyor. Firmware, backup restore bu kısmın altında bulunan şöyle bir geri yapalım. Yedekleme yapabilmeniz için buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra buraya aslında ipli veya lokal yedek almak için de lokala tıklayıp backup now diyerek yedeğinizi alabilirsiniz. Şimdi bu sayfada delir diyoruz. Yedeğimizi aldıysak işlemlerin sırasıyla başlamanız uygun olacaktır. Backup firmware tabına tıklanır. Şu kısma yani. Şu an mouse'da gördüğünüz kısım. Daha sonra firmware tabına tıklarız. Firmware tabında şu an bakın geçerli versiyon Sophos diye geçiyor. 17.5.12 MR12 varmış. Şu an aktifte bu yanıyor. Diğer cihazdaki versiyon görünmüyor. Bu arada Sophos cihazınızda mesela versiyon güncellemesi yaptınız. Versiyon güncellemelerinde problemle karşılaşırsanız burada son iki versiyonu gösterir. Yani son yeni versiyona geçtiyseniz bir önceki versiyon tutulmaya devam edilir ki bir problem olduğunda eski versiyona dönebilirsiniz. Check for new firmware diyorsunuz. Bakın şurada yeni versiyon gelmiş. İki tane yeni versiyon görünüyordu burada. Bir tanesi 17.5.14. Tabii ben 5.12 var zaten. Buna geçmek yerine doğrudan versiyon 18'e geçeceğim için burada Dovlant sekmesi oluyor. Dovlant'ın üstüne tıklıyorsunuz. Daha sonra ileri diyoruz. Yükleniyor. Dovlant etmesini bekliyorsunuz indirmesini. Daha sonra install diyorsunuz ve cihaza yüklenmeye başlıyor. Install dedikten sonra firmware validate successful apply firmware please wait diyor. Bekleyiniz diyor. Bu kısımda cihazınızı yeniden başlatıyor. 5 dakikalık bir kesinti olabilir. Daha sonra ileri diyoruz, bekle diyor size. Sayfayı yenilediğimiz zaman yeni versiyona geçmiş oluyoruz. Yeni versiyona geçiş bu kadar. Tabi yeni versiyonla birlikte değişen bir, yani birlikte bir büyük bir değişim var. Bu da firmware ile beraber NAT rule'lar geliyor. Yani eskiden biz NAT rule oluşturmuyorduk. Sadece firewall rule oluşturuyorduk. NAT rule oluşturmaya başlayacağız bu yeni versiyonda. Bu kısımda yapmamız gereken işlem şu olabilir. Yapabilirsiniz de veya yapmayabilirsiniz de. Ben bunu yaptım. Rules and Policy kısmına geliyorsunuz. RAT NAT Rule tabına tıklıyorsunuz. Burada Migration'la beraber gelen NAT'ları görüyorsunuz. Zaten şu üstte de bir belirtmiş bunu.
Şuradaki metinde diyor ki migration'la beraber NAT'lar var. Gelen NAT kuralları var. Bu NAT kurallarını silmek ister misiniz? Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane NAT kuralı var. Bunları silmek için şuna tıklamanız yeterli. Biz güncelleme ile beraber gelen NAT kurallarını sileceğiz. Ama bunu yapmadan önce default ASNAT diye bir şey var. Bunu açıyoruz. Geliyoruz şuradan. Off tuşuna basıyoruz. Bunu OK deyip default olarak gelen şu NAT rule'u açtık. Şu en alttaki 13 numaralı rule'u açıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bakın delete linked NAT, yani şeyle gelen NAT'ları sileceğiz yani. Burada migration yapıyoruz ya 17'den 18'e. Bununla beraber gelen bazı NAT kuralları var. Bunları siliyoruz. OK dediğimiz zaman kendi otomatik siliyor. Bizim görmüş olduğunuz gibi 13 tane NAT kuralımız vardı. 5'e düştü. Sildi bunları. Bir de ASNAT kuralına en sondaki kuralı açmak gerekiyor. Burada bir de firmware kısmında az önce size söylediğim kısım 18'e yükseltmiş olduk. Bakın burayı. Yine backup and firmware tabına tıklayıp 1 numara. Daha sonra firmware tabına tıkladığımız zaman burada versiyon 18'e geçildiğini görüyorsunuz. Yanında sarı bir kısım var. Ama 17.5.12 durmaya devam ediyor. Eski versiyona dönebilirsiniz. Yedek mutlaka alın versiyonu yükseltme yapmadan önce. Bu arada herhangi bir problem olmayacaktır yaptığınız versiyon güncellemesinden sonra. Ancaklarım bu kadar umarım faydalı olmuştur. Yeni versiyondan sonra şöyle bir ekran sizi karşılayacak. Giriş ekranında değil.